Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün Zuba'da Costume vs. Costume serimizin devamını çekiyoruz ama artık dediğimiz gibi yavaştan finale doğru geliyoruz. Bugünkü Costume vs. Costume karşılaştırmamızda hemen tablomuz bir yandan ekrana gelsin efendim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ön elemelerin son turu, yani bugün karşılaştıracağımız son iki kostüm ön elemelerde Dalgıç Skippy vs Matrak Skippy olacak gençler. Bu iki kostümü karşılaştırdıktan sonra ön elemeleri tamamlamış olacağız. Tamamladıktan sonra ne yapacağız abi? Buna da kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Rakibini eğleyerek bir üst tura geçme hak kazanan kostümümüz çeyrek finalde tek tek rakipleriyle, rakip kostümlerle bir araya gelecek. Onlarla çarpışacak. Tabii ki de yorumlar kısmında hangisinin daha güzel olduğunu sizler yazacaksınız. Sonra çeyrek finalden yarı finale, yarı finalden de finale, bu şekilde kostüm vs kostüm tablomuzun yavaştan sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu kostüm vs kostüm turnuvamızı çok sevdiniz. Ben de bunun devamı niteliğinde yeni bir tablo hazırlayabilirim. Bu tablo bittikten sonra bunu da haberini vermiş olayım. Şimdi şöyle skipimizi görüyoruz abi. İlk önce hemen bir kostümlere istatikten girelim. Şu şekilde custom, tamam. Evet gençler, ilk önce Matrak Skippy'yi göstermek istiyorum. Matrak Skippy şöyle etrafında çevirecek olursam kendi etrafında. İşte üzerinde bir tane sirk cambazı gibi bir tane şey giymiş, işte elbise giymiş. Yüzünü gözünü boyamış, işte maviye yeşile falan boyamış. Kafasına çiçek çiçek takmış. Bu kadar. Bir de çok korkmuş vaziyette duruyor. Zaten Skippy de öyle, şöyle normali gösteriyor. Bayağı bir korkmuş vaziyette. Şöyle ikisini karşılaştırdığım zaman normal Skippy ile Matrak Skippy, görüntü, göz, bakış, korku olarak hiçbir şey değişmiyor ama dediğim gibi az çok skinin verdiği şeylerle yüzünü, gözünü, saçını falan boyamışlar. Şimdi sıra geldi Dalgıç Skippy'ye. Şöyle kendi etrafında bir çevirme arkadaşlar. Gerçekten bana göre oyunun en güzel kostümlerinden birisi de Dalgıç Skippy. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Dalgıç Skippy'nin emojileri var arkadaşlar. Kendisi 3D kostüm olduğu için hem kendisine özel emojileri, hem kendisine özel efektleri, zafer tablosundaki sevinme veyahut da yürüyünce çıkardığı su sesi falan, gerçekten müthiş bir kostüm olmuş. Şöyle tekrardan kendi etrafına çevirecek olursam bu şekilde de görüyorsunuz. Kafasında şnorkel var. Onunla da şöyle göstereyim, suya girince batmasın diye şişme ördekler var arkadaşlar. Ayağında böyle dalgıçların kullandığı paletler var, bir de deniz şortu var. Bu şekilde harika bir görsellik sunmuşlar bize. İlk önce Matrak Skippy, sonra da Dalgıç Skippy ile maçımıza gireceğiz gençler. Şöyle karakterimizin kostümünü kuşandık. Şimdi öğeleri hemen hızlı bir şekilde alacağım. Ondan sonra daha fazla burada sizi sıkmamak adına savaşımıza geçeceğiz. Evet, şunu bir al. Şunu bir al. Şunu bir al. Bir de ne alsam? Hadi şunu al abi. Evet, öğeleri de tamamladığımıza göre arkadaşlar daha fazla anime'de lafı uzatmak istemiyorum. Ben hemen ikisiyle de birer savaş atacağım için ilk önce Matrak, sonra da Dalgıç Skippy ile maçımıza gireceğiz. Ben şimdi savaşa geçerken siz de bu ön elemelerin son turunda bu kostümleri ben karşılaştırırken, siz de bu tarz turnuvalı karşılaştırmalar istiyorsanız ve yeni yeni turnuvalar oluşturmamı istiyorsanız kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmak üzere olarak da videomuza şöyle güzel bir like atabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ilk savaşa geçelim, bakalım Matrak Skippy nasılmış. Oyun alanında hep beraber görürüz. Herkese iyi seyirler. Evet, Matrak Skippy ile ilk maçımız başladı gençler. Şöyle bir iki tane silah alayım elime. Sonra zaten hemen kostümü değerlendirmeye gireceğiz. Evet, kostümü şöyle zaten ana menüde değerlendirmiştik gençler. Şu şekilde de kendi etrafında çevirecek olursam böyle yani bir kostüm oldu anlaşılıyor ama Matrak Skippy o kadar normal bir kostüm haline geldi ki artık oynayanlar için gençler. Yani şey gözüyle bakılıyor. Kostüm değil de normal kendiliğinden gelmiş bir şey gibi. Nasıl diyeyim? Yani Skippy'nin kostümsüz hali gibi bakılıyor artık. Yani benim gözümde o şekilde. Ben de o kadar artık oynadım ki bu Matrak Skippy kostümüyle. Veyahut da millet de öyle diyor. Çok oynadık, çok oynadık. Artık bize bir Matrak Skippy kostüm olarak gelmiyor. Normal sanki Skippy'nin kendisi gibi geliyor diye geri dönüşler aldım arkadaşlar. Bunun da bu şekilde bir bilgisini vermek istedim. Biz su ayakkabısı takmadık değil mi? Aynen, takmayı unutmuşum. Neyse, öylesine taktım zaten. Kardeşim, hayırdır orada benden habersiz kilimle alıyorsun? Artist. Şu şekilde bir geber git abi ya. Heh. Al abi şunu. Bu arada arkadaşlar ya, vallahi şu dev güncelleme harika olmadı mı ya? Ben özellikle şu karakterlere getirdikleri 3D animasyonları çok beğendim abi. Ve Finn'inki gerçekten muazzam olmuş. En güzel de aralarında Finn bana göre şu an. Tabi sizlerin de yorumları, fikirleri vardır. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şunu da öldürdük güzel bir şekilde. Dediğim gibi bu kostüm o kadar normalleşti ki yani bu kostümün emojileri bile yok arkadaşlar 3D olmadığı için.
Az önce ana menüde size göstermemişler. Dalgıç Skippy'e ait. Onunla zaten birazdan maçına gireceğiz. İlk önce bu karakterimizin matrak kostümünü değerlendiriyoruz. İyice büyüdük, bir kilidi alınca tamamen ayrıntılar gözümüze çarpmaya başlar. Şunları öldür abi. Abi gerçi bütün oyun da alan da buradaymış. Herkes de buradaymış. Dostum bir geber. Şu herife gerçekten gıcık oldum. Şu şekilde öldüreceğim bunu. Hayda. Oğlum nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Hop geber. Tamam. O öldü. Son olarak Bruce'u da öldürdükten sonra hemen şöyle karakterimizi iyice evireceğim, çevireceğim. La oğlum öl git işte, Allah Allah. Evet arkadaşlar. 7 tane kill alınca biliyorsunuz ki şişme kas maxlanıyor ve karşınıza şu şekilde bir skipi görürseniz gerçekten korkmanız gerekir bence. Abi şuna bakar mısın ya? Ya boyut muyut değil de yani karakterin kostümüne bakacak olursak, dediğim gibi aşırı normalleştiği için, lan ben niye buna dönüştüm? Aşırı normalleştiği için artık yani çok da bir kostüm olarak gelmiyor bu matrak kostümü. İyice gösterecek olursam bu şekilde. Şimdi zafer tablosunda da Skippy'nin kazanma animasyonunu göstereyim. Zaten çok da bir şey fark etmiyor. Aynı normal Skippy'nin sevmesi gibi. Aynı bu şekilde de seviniyor. Zafer tablosunda da şu an Skippy'nin matrak kostümünün sevincine şahitlik, tanıklık etmiş oluyoruz. Evet. Ben şimdi Matrak Skippy ile savaşımı tamamladığıma göre diğer maça geçiyorum. Diğer maçta da Dalgıç Skippy'nin kostümüyle oynayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, burada tamamen üst tura, ön elemelerin son turundan bir üst tura yani çeyrek finale geçmesini istediğiniz kostümün ismini yorumlar kısmında videoyu sonuna kadar izledikten sonra yazabilirsiniz abi. Matrak Skippy mi, Dalgıç Skippy mi? Şu an Matrak'ın savaşını yaptık, hallettik. Nasıl görünüyor? 7 kill alınca, bayağı bir öşme kalsa büyünce oyun alanında nasıl gözüküyor? Bunu görmüş olduk. Şimdi bir de son olarak Dalgıç Skippy'ye bakalım. Arasında çok bir fark görebilecek miyiz? Bunu görmek üzere Dalgıç Skippy'nin savaşında görüşürüz. Dalgıç Skippy ile maçımız başladı. Hızlı bir şekilde silahlanalım. Şuradaki korumaları öldürelim. İyice büyüyelim gençler. Ondan sonra zaten kostümümüze direkt detaylarıyla birlikte geçeceğiz abicim. Abi şunu bana sal hemen. Sal bana şunu lan. Hain herif ya. Vallahi geldi direkt çaldı önümdekini. Oğlum ne kadar kalabalık lan burası. Bilader şunu sal bana. Çok güzel. Al abi şunları. Şurada bir geberin gidin. Şunları da öldürelim. Oh. Tamam. Şunları yerden aldık mı bitti bu iş. Şunu da bas abi, yerde kalmasın. Evet gençler, şöyle hemen bir Dalgıç Skippy'ye bakalım. Abi yani mükemmel değil mi ya? Bak yürüyünce bilmiyorum, sesi geliyor mu? Biraz açım sesi. Yürüyünce böyle su sesi çıkarıyor. Bakın arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel de bir su sesi efekti var. Biraz sesini şimdi kısmam lazım. Yani bana göre dediğim gibi fikriniz etkilemesin ama 3D zaten 5-6 tane kostüm var Zuba'da. En güzelleri arasında da bana göre bu da bu kostümde yer alıyor. Hemen birazdan şimdi şu sağlığı basar basmaz emojilerini göstermek istiyorum. Şu şekilde 3D olmasına nazaran kendisine özgü sevinme ve sinirlenme emojisine de sahip bir kostümümüz aynı zamanda. Dalgıç Skippy'miz. Bu ne lan? Oha nasıl bir buk oğlum bu? Şu herifi de hemen şurada bir patates edelim. Hop! Altın bombamı alırım hocam. Gerçekten alırım. Yani oyunda kolay kolay daha geri gelmeyecek bir gerçek hesaptan bahsediyorum. Bir kostüm. Yani bir kere gelmişti. Bir kere de bugla gelmişti. Sadece bir seferle, yani sadece bir 30 saniyeline falan alanlar orada aldı da alamayanlar işte benim gibi hala alamadı. Benim de sadece zaten kostüm olarak eksikliğim bu kostümde. Gerçek Zuba hesabında. Yani bir tek Dalgıç Skippy yok bende. Diğerlerinin hepsi neredeyse var diyebiliriz. Bu da umarım oyuna yakın zamanda tekrardan gelir de çok da bizi bekletmezler. Çünkü gerçekten bu kostüme bayılıyorum abi. Yani böyle takım arkadaşlarımda görüyorum. Hepsi böyle 15, 16, 17 seviyeler falan gibi. Hepsi bir de Dalgıç Skippy'yi bir çekiyorlar gençler. Uf, yani zaten mükemmel bir kostüm. Hem yürümesiyle, hem kill alıp büyümesiyle, hem böyle zafer tablosunda da değişiyordu galiba görüntüsünü. Birazdan bakacağız da. Hem emojisiyle falan. Yani gerçekten güzel bir kostüm yapmışlar. Son adam nerede abi? Son adamı da öldürelim ya. Nereye kadar kaçacaksın ki kardeşim? Gel işte buraya. Arıyorum galiba burada adam. Hop! Yakalandın.
Şöyle de paket olursun galiba. O zaman şöyle geber. Oğlum öl. Sen şu bombayı oturtayım mı? Seni bombayı oturtacağım. Gitti. Hayda. Oğlum kafaya taktım. Seni bombayla öldüreceğim. Tak. Aynen o şekilde 12 kill aldık. Şu an bug'a girdiği için tam gözükmüyor ama şu şekilde yarısını bile görmemiz kafi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalgıç gibi de bu şekildeydi. Şimdi ana menüye dönelim. Ana menüde zaten buradaki yaptığı hareketleri ana menüde de yaptığı için arkadaşlar çok da bir şey kaybetmemiş olacağız. Hemen ana menüye dönelim, şu bug'dan karakterimizi kurtaralım abi. Bakalım ana menüde nasıl duruyor. Bunu da hep beraber ana menüye geçince görürüz. Ana menüye döndük ve karakterimizi bug'dan kurtardık arkadaşlar. Yani Zafer Tavus'un 12-13 kill falan aldık ama ne yazık ki beta'da şu son zamanlar durmadan hala yeni yeni güncellemeler denedikleri için hala bir bug sorunu yaşıyoruz kendimizce. O yüzden biraz da beta hesap şu sıralar çok buglu, çok sıkıntılı, hasarlı, hatalı diyebiliriz. O yüzden Zafer tablolarına da bu yansıyor. Neyse ki Skip'i Zafer tablosuna yaptığı save marketini burada da yapıyor. Şimdi Skip'i izleyelim abi. Kolundaki ördekleri şey yapıyor. Sıkıştırmış olmalı baya. Ayağıyla da çıkarmaya çalışıyor ama çıkaramıyor. Baksana kollarını indiremiyor bile. Ta böyle koltuk altına kadar çekmiş bildiğin. Bu şekilde de bir hoş bir görüntüsü var abi. Şöyle iyice çevireyim görün. Evet arkadaşlar, son olarak şu şekilde iki kostümü tekrardan yan yana getirecek olursak. Kastım evet bu. Dalgıç Skip'i emojileriyle zaten kendi belli ediyor. Bu da Matrak Skip arkadaşlar. Matrak'ın da dediğim gibi emojileri yok. Normal emojiler şunlar işte. Bunlar da oyuna yeni gelenler zaten. Bilmeyen artık yok. Siz yorumlar kısmında şimdi videoyu sonuna kadar izlediğinizi varsayaraktan Matrak Skip'i mi? Şöyle gösteririm kendi tarafına son kez çevireyim. Yoksa 3D olan emojileriyle oyundaki çıkardığı sesle SM yani Zafer tablosundaki olsun, ana menüde olsun yaptığı tuhaf tuhaf garip garip tatlı tatlı hareketleriyle dalgıç Skip'imi destekliyoruz. Bunu yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. En çok oy alanı çeyrek finalde bir üst tura geçmeye hak kazanaraktan diğer kostümle karşı karşıya getireceğimizi unutmayın. Biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet, bu videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla turnuvalı bir karşılaştırma sistemine geçmemizi istiyorsanız ve yeni yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup son olarak da zil bildirimlerini açabilirsiniz ve bu videoyu daha fazla kişiye duyurmak ve beni desteklemek içinse like atabilirsiniz gençler. Ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da hem çektiğimiz bir önceki bu videolarını izleyebilirsiniz hem de sol alt kısımda bulunan oynatma listesindeki videolara bakarak da bu kostüm vs kostüm serimizin diğer çektiğimiz videolarına da göz atabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın, bay bay.